Birinci perdede izleyiciye bilmesi gereken tüm bilgileri verdik ve karakterlerimizi de üstesinden gelmesi gereken bir durumla karşı karşıya bıraktık. Karakterlerimiz artık amacına ulaşmak için bir serüvene çıkmaya hazır. Hemen hikaye omurgasının ikinci perde için olan kısmına bir göz atalım. İkinci perdede ana karakterimiz bir sorunlar silsilesiyle karşılaşır. Birbiri ardına zincirleme şekilde gelişen olaylar karakterin serüvenini yaratırken bu sorunlarda karakteri zor kararlarla karşı karşıya bırakır. Ana karakterin bu sorunların üstesinden gelmek için yaptığı şeyler ve aldığı kararlar ikinci perdenin konusunu oluşturur. Peki sizce ikinci perdenin sadece bir olaylar silsilesi olarak görünmemesini nasıl sağlıyor olabiliriz acaba? Bunu daha iyi anlayabilmek için hikaye sanatçısı arkadaşlarıma ikinci perdeyi oluşturan öğeleri sormaya ne dersiniz acaba? İkinci perde ana karakterimizi epeyce hırpaladığımız bir bölümdür. Bu bölümde ana karakter için hayatı zorlaştırmak zorundasınız. Yoksa hikayede bir çatışma olmayacak. Çatışma yoksa hikayenin pek çekici bir yanı da yoktur. O yüzden de ikinci perdede sürekli ana karakterinize sorun çıkarmaya çalışırsınız. Burada karakterin sorunları nasıl aşabileceğini çözmek için gelişim fırsatı vardır. O yüzden en fazla gelişmeyi ikinci perdede görürüz. Bu bölüm ana karakterin adeta bir metamorfoz geçirdiği yani değiştiği kısımdır. Çoğu zaman biz editörler ikinci perdenin çok uzun olduğunu görürüz. İkinci perdenin hiçbir zaman sonu gelmeyecek bir kovalamacı gibi sonsuza kadar devam etmesini istemeyiz. İkinci perdede karakterinizi geri dönüş olmayan çok zor bir karar vereceği o noktaya getirmek için önüne bir sürü engel çıkartırsınız. Benim bu konudaki favorim ters yüzde Neşe'nin kontrol odasında tüm kararları verdiği sahne. Neşe her zaman olayları kontrol eden karakter olmuştur. Ve üzüntünün de beladan ve oradan oraya taşıması gereken bir yükten başka bir şey olmadığına inanır. Bing Bong'la tanışıp onun yardımını istediklerinde, Bing Bong çok üzgündür ve gözyaşı olarak etrafa şeker saça saça ağlamaya başlar. Bu noktada Neşe, problemleri kendi bildiği yoldan çözmeyi tercih ederek ondan hemen toparlanmasını ister. Öte yandan üzüntü ise Bing Bong'un yanına oturup onu teselli eder ve bir süre konuştuktan sonra Bing Bong'un gözyaşlarını dindirir. Bu sayede yola devam edebilirler. Bu neşe için bir dönüm noktasıdır. Çünkü üzüntünün aslında ne kadar değerli olduğunu ilk defa o an anlamıştır. İkinci perde aynı zamanda dibe vurma noktasını yani tüm umutların tükendiği o anı da içerebilir. Bu anda her şey ters gitmiş, karakteriniz neyi denerse denesin başarısız olmuştur. Ya da elde etmek istediği şeyi elde etmiş olmasına rağmen aslında başka bir şeye ihtiyacı olduğu için yine de çok mutsuzdur. Dibe vurma noktası ana karakterinizin her şeyi kaybettiğini düşündüğünüz andır. İkinci perdenin sonunda karakterinizin başına o kadar kötü bir şey gelir ki birinci perdenin sonunda yüzleşmekten kaçtığı şeylerle yüzleşmek zorunda kalır. İkinci perdenin varoluş sebebi budur ve üçüncü perdede ise karakterinizin izleyiciye ve kendisine değişimin kalıcı olacağını gösterme fırsatı olur. Sanırım Pete Docter'ın Yukarı Bak filmi benim en sevdiğim film ve bunun sebebi ikinci perdenin sonundaki dibe vurma noktasının işleniş şekli. Carl'ın tüm film boyunca bir amacı var Pek de mantıklı bir şey değil ama uzun zaman önce karısına Venezuela'daki cennet şelalesinde yaşayacaklarına dair söz verdiği için evini oraya taşımaya çalışıyor. Fakat Carl sonunda amacına ulaştığında artık karısına söz verdiği yerde durmakta olan evinde yalnız başına otururken bunun aslında içi boş bir amaç olduğunu farkına varır. Evet, belki istediğini elde etmiştir. Ama ikinci perde boyunca asıl ihtiyacı olan şeyin Russell'la kurduğu arkadaşlık olduğunu anlar. Hadi kısaca özetleyelim. İkinci perde kışkırtıcı olaydan kısa bir süre sonra başlar ve karakterin amacına ulaşmak için üstesinden gelmesi gereken bir engeller silsilesinden oluşur. İkinci perdenin ortalarında ve filmin de yaklaşık olarak ortasında karakterin geri dönüşü olmayan bir karar vermesi gerekir. Bu noktaya zaman zaman geri dönüşü olmayan nokta adı verilir. İkinci perde ayrıca dibe vurma noktasına da ev sahipliği yapar ve ikinci perde genelde bu noktada son bulur. Sıradaki alıştırmada en sevdiğiniz filmlerdeki ikinci perde öğelerini belirleme ve kendi hikayenizin ikinci perdesini yaratma şansınız olacak arkadaşlar.